Hastalığın kesin tedavisi var mı? Elbette var. Kemik iliği nakli, kök hücre nakli kesin tedavi. Yani başarılı olursa kök hücre nakli %100 tam şifa sağlayabiliyor. Burada yine koşullar var. Tam uygun verici olması şart. Tam uygun verici öncelikle kardeş ancak olabiliyor. Kardeş olmadığı takdirde akraba olmayan yabancı birisi aranabiliyor. Ama yine kordon kanı burada iyi bir kök hücre kaynağı olabiliyor. Kordon kanı yeni doğacak bir kardeşin kanı olabilir, kordon kanı olabilir veya yine bankalardan, yurt dışında bulunan kordon kanı bankalarından olabilir. Şimdi bu konuda Türkiye'de de, özellikle de Türkiye'de başarılı çalışan uzmanlar var. Şöyle ki, çocuğu talasemi majörlü aile küp bebek yöntemi ile verici olabilecek ikinci bir çocuğa kavuşabiliyor. Tabii ki bu ikinci çocuk her şeyden önce talasemi majörlü olmayacak ve kök hücre yönü verebilecek şekilde doku grubu tam uygun olacak hasta çocuğa. Bu iki şart sağlandığı takdirde yeni doğacak bebeğin kordon kanı talasemi majörlü hasta çocuk için çare oluyor, şifa alıyor ve hasta çocuk tam şifaya kavuşabiliyor. Bu işlerde bir koşulda hastanın, yani talasemi majörlü çocuğun henüz yaşı küçükken bu işlemleri yapmak. Yaş ilerledikçe vücutta demir birikimi ister istemez az da olsa oluşuyor. Ve neticede kök hücre nakli yapıldığı zaman da başarı şansı azalıyor. O yüzden ideali bütün bu işlemlerin çocuk 10 yaşını, hasta çocuk 10 yaşını geçmeden önce yapılabilir.